Kripto Krallık kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım haftalık kapanışa bakacağız. Haftalık kapanış ne durumda olmalı? E, neler getirebilir? Onları konuşacağız arkadaşlar. Hedefler nereler olabilir? Bunları detaylı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar burada bayrak formasyonunu zaten dün konuşmuştuk. Ayı bayrağı formasyonunu. Hatta şunu da söylemiştim. Yani burada birinci kez deniyor ve genelde ikinci kez de iğne atıyor demiştim. E, daha sonrasında ikinci iğneyi de attı arkadaşlar ve burada bir et yediğini görebiliyoruz. Yani biz coin 34.200'lere kadar denedi ve yine bu alanda Atıcısını buldu ve burada artık bir Dönüş bekliyoruz daha fazla bir Düşüş bekliyoruz arkadaşlar formasyonun çalışması için her şey ortada peki burada formasyon e, Meydana geldikten sonra kaç gün sonra Tam olarak hedefine gidiyor bir de ona bakalım sizlerle birlikte Mesela tam burada 4 Haziran'da arkadaşlar Hedef başlıyor yani kralım geliyor Ardından e, tam olarak 8 Haziran'a kadar sürüyor yani tam olarak dört e, buçuk gün gibi söyleyebiliriz burada peki ne oluyor 8 Temmuz'da başlıyor arkadaşlar kralım 8 Temmuz'da geliyor. Ardından biz 12 Temmuz gibi burada olacaksa yine bir kralımın hedefine gitmesini beklememiz gerekiyor. Çünkü bakın hemen hedefe gitmiyor. Burada ne oluyor? Konsolide oluyor, takılıyor. Ardından aşağı doğru bir düşüş meydana gelebiliyor arkadaşlar. Maalesef hacim çok az olduğu için hedeflere geliş ve gidişler biraz sıkıntılı olabiliyor. Bu durumda ne meydana gelebilir? Bir haber gelebilir arkadaşlar. Yani kötü bir haber pompalanabilir. Bu olayların hepsi meydana gelebilir. Peki formasyonun hedefi neydi onu da bir de hatırlayalım. Formasyonun hedefi de yaklaşık olarak arkadaşlar 21.000 civarını bize gösteriyor. 21.500 civarını bizlere gösteriyor. Peki bir diğer grafiğimize geçelim hemen bir de oradan yorumlayalım. Bu grafikten baktığımız zaman arkadaşlar hala şuradaki düşen trendi kullandığımızı görebiliyorsunuz. Bakın şuradaki düşen trendi çarpıp çarpıp Bitcoin'in düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Ve bu aralıkta Bitcoin'in kendini kurtarması için öncelikle bir 34.100 üstünde bir kapatma yapması hatta 34.150 üstünde bir kapatma yapması gerektiğini söyleyebiliriz ki burada bir düşen trend kırılsın. Yani yukarıya doğru şu düşen trendi kırmamız gerekiyor. Nihai kurtuluş alanımız neydi? Buradaki MR Ribbon'ın Kurtuluşunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Ne oluyordu burada? MA200'ü bir türlü aşamıyorduk. Bunun üstünde bir gün kapanışı görmemiz gerekiyor. Yani o da 35422 seviyesi olarak gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi aslında işimiz gün ve gün kolaylaşıyor arkadaşlar. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Yani bakın Her defasında daha da aşağı doğru geliyor. Ve burada 35422'ye kadar gevşedi. Yani bunun üstünde bir günlük kapanış görmeden Bitcoin'de Anlamlı bir yükseliş beklemek maalesef doğru olmaz arkadaşlar. Peki bu burada bizi tutan destekler neler? Yani Bitcoin burada bir düşüş yaşıyor, ardından yeniden bir bir atak geliyor meydana, değil mi? Peki burada bizi tutan destekler neler derseniz arkadaşlar onu söyleyeceğim. Hatta direkt Bollinger'dan göstereyim. Bollinger'ın orta bandı arkadaşlar çok güzel bir şekilde bize destek görevi üstleniyor. Yani bakın burada deniyoruz deniyoruz bir türlü orta bandını aşağı doğru kıramıyor. Yani burada hep destek almayı başarıyor. Bakın üst bandı da zaten şu anda tam olarak çizdiğimiz lokasyona geliyor. 34.130 bandıymış arkadaşlar. Bunun yukarıya doğru kırılışını beklememiz gerekiyor. Ve de şunu da söylemek istiyorum. Bitcoin'de çok sert bir hareket meydana gelebilir arkadaşlar. Bunun sebebini açıklayacağım. Günlük grafiğe birazdan geçeceğiz. Peki burada incelememiz gereken en önemli destek seviyesi ne olacaktır? Yani burada kurtuluş için şu seviyeyi konuştuk değil mi? 35400 seviyelerini konuştuk. Bu e, seviyenin üstünde bir gün kapanışı için e, gerektiğini konuştuk arkadaşlar. Şu an SMA Ribbon tarafında da şu yeşil bandın kaybedilmesi bizi sıkıntıya sokar. Bakın hep burada destek almayı başarıyoruz. Geçmişte de aynı keza burada iğne atıyorsak da üstünde kalmayı başarıyoruz. Burada bakın yine olmuş. Üstünde kalmayı başarmışız ve yukarıya doğru hareket etmişiz. Burada da 32200 bandını e, değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun altında yapacağı anlamlı bir Kapanış, Bitcoin'deki kralımı doğrular. Artık 30 bin seviyelerini konuşturur bize. Yani 30-31 bin seviyelerini tekrardan gündeme getirir arkadaşlar. Burada iki tane önemli bandımız bulunmakta. 32 bin 200 bandı. Diğer band da 35 bin 400 bandı. Peki hangisi daha olası göz gözüküyor? Açıkçası şu anda maalesef hem düşen trend olduğumuzdan dolayı hem de yediğimiz redlerden dolayı arkadaşlar. Bu aralığa gelmesi daha olası gözüküyor. Bitcoin'de sert bir hareket beklediğimi söylemiştim. Bunun temel sebebi arkadaşlar şuradaki daralma. Bakın görüyorsunuz neredeyse burada e, buradaki daralma hiçbir yerde yok arkadaşlar. Tam şu alanda var. Bakın 11 Aralık 2020'de böyle bir daralma yapmışız ve bu daralmayı yukarıya doğru patlatmayı başarmışız. Yani burada e, gördüğünüz gibi şu daralmanın sonucunu en sonunda yukarıya doğru patlatmışız. Bitcoin'de de şöyle dar bir alanda konsolide olduğumuzu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse artık bu aralıkta bantlar da daraldığı için iyice volatilite düştü. Yani ne hacim var ne bitcoin'in bir hareketi var ne yukarı ne aşağı olduğumuz yerde duruyoruz aslında. Ama şöyle bir durum da söz konusu maalesef e, trend aşağı yönlü olduğu için genelde Bollinger bantları trend yönünde patlamayı seviyor arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Ama e, indikatörün yapımcısı şöyle diyor e, John Bollinger diyor ki bantlar daralabilir ve bu daralma sonucu bir patlama ile sonuçlanır ama bu patlamanın yönünü tam olarak bilemeyiz. Yani indikatörün yapımcısı da direkt olarak patlamanın yönünü bilemeyeceğimizi söylüyor ama çok sert bir hareketin kapıda olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Seviyeleri izleyeceğiz, ona göre pozisyon alacağız ama maalesef şu an durumun Tam olarak pozitif olduğunu söyleyemeyeceğim. Peki haftalık kapanış gelecek. Haftalık kapanış nasıl olmalı? Bir de onu değerlendirelim sizlerle. Burada arkadaşlar bakın iyice yakınlaşalım hatta daha net gözüksün. Burada arkadaşlar her defasında MA50 değerini çok güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani Bitcoin her defasında düşüşte MA50'den destek alıyor. Ve altında kapatmadan zaten biliyorsunuz hafta kapanışlarında Bitcoin'e bir bounce geliyor. Yani hızlı bir yükseliş oluyor nedense. Ee, tam o anda arkadaşlar. Ve şurada. 33.838 olarak gözüküyor şu anda. Bunun altında yapacağımız MA 50 değerinin altına yapacağımız kapatma. İlk defa haftalık kapanışta MA 50'yi verdiğimizi gösterecektir arkadaşlar ve ardından genelde şöyle bir yorum olur. MA 50 kaybedilirse bir sonraki hedef MA 100 olur diye. Bu da arkadaşlar şu anda 25.000 seviyesini bizlere gösteriyor. Zaten benim tahminim de biliyorsunuz ki 25.000 ila 23.000 aralığından bounce alması gerektiğini düşünüyordum. Açıkçası ben Bitcoin'in ilk defa da 20.000'e düşeceğini sanmıyorum arkadaşlar. Bunun sebeplerini de zaten açıklamıştım detaylı bir şekilde. Aynı keza arkadaşlar bir formasyonda ha mevcuttu ona da göstereceğim. Burada arkadaşlar Bitcoin'i geçmişte de baktığınız zaman buradaki pembe çizgiyi kaybettiğimiz zaman arkadaşlar genelde bu turuncuya kadar gidiyoruz. Ve turuncudan bounce alıp tekrardan pembeyi ziyaret ediyoruz. Peki bu nerede olmuş onu göstereyim hemen size. Burada arkadaşlar mesela turuncuyu kaybetmişiz. Retest etmişiz. Retest artı turuncu. Ve sonra bir daha pembeyi ziyaret etmişiz. Ben de ilk kez daha aynı şeyin olabileceğini düşünüyorum. Yani burada herkes 20.000'i 20 beklerken 20.000-21.000 aralığını beklerken burada dönebilir miyiz diye düşünüyorum. Şu anda bunun değeri arkadaşlar 24.450 olarak gözüküyor. Yani bunun üstü e, buraya kadar geldiğinde e, direkt olarak bir bounce alması gerektiğini düşünüyorum. Sapma payının da 23.000 olabileceğini düşünüyorum. Yani Bitcoin'de 25.000-23.000 aralığı güçlü bir destek rolü üstlenecektir. Ve bu aralıkta benim emirlerim bulunmakta arkadaşlar. Ben buradan alım yapmayı düşünüyorum. Ama eğer ki siz Bitcoin'in 20.000'e düşeceğini düşünüyorsanız veya sizi destekleyen bir formasyonunuz vardır tamamen onu hissediyorsanızdır o zaman 20.000'e 20 emirlerinizi atabilirsiniz. Çünkü benim düşündüğümde yüzde yüz olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ben ne bekliyorum? Şuradan bir tepki alıp şuraya doğru tekrardan bir 44.000 seviyesinin denenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şurada tekrardan güçlü bir alıcı bloğunun olduğunu düşünüyorum. Peki devam edelim isterseniz. Bu grafiğimizden baktığımız zaman da arkadaşlar hala buradaki RSI düşen trendini kırmadık. Söylediğim seviye yani MA 200'ün üstünde günlük kapatırsak buradaki RSI düşen trendini kırar ve ona göre pozisyon alırız. Ama bakın burada şunu da söylemek istiyorum. Her defasında daha da kolaylaşıyor arkadaşlar. Yani burada kırmamız gereken seviye bakın şu an buradayken daha sonrasında da daha da düşecek. Yani Bitcoin'in açıkçası şöyle bir 20 bine gevşemesi RSI'yi şöyle bir gevşetecektir arkadaşlar. Ve burada kırılımı daha da kolaylaştıracaktır. 24 bin 25 bin aralığına gevşemesi işimizi daha da kolaylaştırır diye düşünüyorum. Ve böyle bir gevşeme olması bence çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü burada kırılım için daha az bir efor harcayacağız arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Dediğim gibi kırılımlara göre rol almak Bence şu an en önemli detay arkadaşlar diyorum ve hemen haberlere geçelim. Haberler ne durumda? Ukrayna'da arkadaşlar kötü bir haber meydana gelmiş. En büyük yasa dışı madencilik çiftliği ortaya çıkmış. Yani Bitcoin madenciliğini biliyorsunuz. Burada yasa dışı olarak yani kaçak elektrik kullanılarak arkadaşlar Ukrayna'da madencilik yapıldığı ortaya çıkmış ve devlet buna el koyuyor arkadaşlar. Birçok cihaz bulunduğunu görebiliyorsunuz. Maalesef burada yani 500'den fazla video kartı, 50 işlemci vesaire bir sürü işlem bulunurken arkadaşlar bu da e, kullanıma kapanıyor. Bu da madenciliği yine kötü etkileyecek bir durumdur. Zaten hash rate gittikçe düşüyor. Zaten Çinli madencilerin biliyorsunuz ki Çin'de yasaklandı vesaire olaylar oldu. O da çok kötü etkilemişti. Bu da maalesef kötü bir haber olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki korku ve açgözlülük endeksimiz ne durumda? Hala 20 seviyesindeyiz arkadaşlar. Şaşıracaksınız. Yani 4 gündür 20 seviyesindeyiz. Artık bu da daraldı. Bu da sanki arkadaşlar Bollinger bandı gibi daraldı yani bu da bir patlama gösterecek. Ya yani böyle bir artık korkudan bir aç veya da daha da korkuya gidebileceğimizi görebiliriz. Hatta şurada bir olay da var. Bakın tam 10 seviyesine geldiğimizde destek alıyoruz. Mesela burada 10 seviyesine geliyoruz, yukarıya doğru çıkıyoruz. Mesela burada 10 seviyesine geliyoruz, yukarıya doğru çıkıyoruz. Yine burada da 10 seviyesine geldiğimizde tepki alabiliriz. Bunu da İnceleyebilirsiniz diyorum. Eğer ki analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.